Yukarıdaki alkollerden hangilerinin adları doğru verilmiştir deniliyor. Birinci öncüle baktığımız zaman iki karbonlu monoalkolümüz etil alkol, diğer ismi de yupak adı da etanoldu. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz iki karbonlu diol bileşiğimiz glikol olarak biliniyor. İkinci öncülümüz de doğru. Hatta bazen etilen glikol şeklinde de karşımıza çıkıyor bu bileşik. Üçüncü öncülde ise yine bir polialkol, 3 karbonlu 3 tane OH yapısı var. Gliserin veya gliserol şeklinde bildiğimiz polialkolümüz. Üçüncü öncüldeki isimlendirmemiz de doğru. Özellikle polialkollerden ikinci bileşiğimiz ve üçüncü bileşiğimiz yani glikol ve gliserini mutlaka ezbere bilelim arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Etandiol bileşiği ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Etandiol yapısını yazacak olursak 2 karbonlu alkolümüz yapısında 2 tane OH grubu var. Bir polialkol bileşiği. Karbon 4 bağ yapacağı şekilde eksik bağ sayısı kadar hidrojen eklersek her iki karbonda da 2 tane hidrojen olduğunu görmekteyiz. Bu bileşiğimiz etandiol bileşiğinin yaygın ismi arkadaşlar glikoldür. Daha çok biz bu bileşiği yaygın ismiyle biliyoruz. Birinci öncül yaygın adı gliserindir. Bu ifademiz yanlış. Yaygın adı glikoldür. Gliserin dediğimiz yapı 3 karbonlu polialkolümüz. Yani triol bileşiğimiz. Her karbonda OH grubu var. Yine eksik bağ sayısı kadar hidrojen eklersek yapımızı bu şekilde yazabiliriz. Bu bileşiğimiz gliserin olarak bildiğimiz bileşik. Birinci öncül yanlış. Glikol bileşiği bu şekilde yazılmalı. İkinci öncül araç motor suyunda donma noktası düşürücü olarak kullanılır. Evet arkadaşlar glikol antifriz olarak kullanılıyor. Antifrizin özelliği ne? Motor suyunun donma noktasını düşürerek motor suyunun soğuk havalarda erken donmasını önlüyor. Antifrizin ham maddesi glikoldü. Üçüncü öncülümüz vernik ve selüloz asetatları çözmek için kullanılır. Glikol bileşiğinin bir başka özelliği de iyi bir organik çözücüdür. Bu özelliğinden dolayı vernik ve selüloz asetatları çözmek için de kullanılıyor arkadaşlar. Üçüncü öncül de doğru. Bize yanlış olan soru olduğu için cevabımız A şıkkıdır. Yukarıda yapısı verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bileşiğimize baktığımız zaman 3 karbonlu triol bileşiğimiz. Biz bu bileşiği gliserin bir diğer ismiyle de gliserol olarak bilmekteyiz. Bunlar özel ismi tabii ki. Birinci öncül özel adı gliserindir. Doğrudur diyoruz. İkinci öncül primer ve sekonder alkol özelliği gösterir. Biz bir alkolün sınıfını belirlerken OH'ın bağlı olduğu karbona göre yorum yapıyorduk. Uç kısımlardaki OH'lara baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorduk tabii ki. OH'ın bağlı olduğu karbon sadece bir alkil grubuna bağlı. Burayı bir alkil grubu düşündüğümüzde yani bir tane alkil grubuna bağlı olduğundan dolayı primer alkol özelliği gösterecek. Yine aynı durum diğer uçtaki OH'ın bağlı olduğu karbon için de geçerli. Bu karbon da yine şöyle bir radikalik gruba bağlı. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Yine bir radikalik gruba bağlı olduğu için primer alkol özelliği gösterecek. Ortadaki OH'ın bağlı olduğu karbona baktığımızda ise hem solunda hem de sağıyla toplamda iki tane radikalik karbona bağlı olduğundan dolayı sekonder alkol özelliği gösterecek diyoruz. Dolayısıyla bu polialkol hem primer hem de sekonder alkol özelliği göstermekte. Yani polialkol birden fazla alkol sınıfının özelliğini gösterebiliyor arkadaşlar. Üçüncü öncül çeşitli merhem ve kozmetik ürünlerinde kullanılır. Gliserinin birçok kullanım alanı var. Bunlardan birisi de merhem ve kozmetik üretiminde kullanımıdır arkadaşlar. Zaten birçok yağın yapısında da gliserin bulunmakta bir nemlendirici etkiye sahip. Dördüncü öncül aynı koşuldaki glikole göre daha düşük sıcaklıkta kaynar. Glikol dediğimiz bileşik iki karbonlu diol bileşiğimizdi. Glikolün yapısında arkadaşlar iki tane hidrojen bağı bulunmakta. Ama bizim gliserin bileşiğimizde ise 3 adet hidrojen bağı bulunuyor. Bir moleküldeki hidrojen bağ sayısı arttıkça onun kaynama sıcaklığı artmaktadır. Dolayısıyla gliserinde 3 tane OH yani hidrojen bağı bulunduğundan dolayı kaynama noktası gliserole göre daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz yanlış. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız D şıkkı.
Biyoetanolle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş? Birinci öncül benzinle çeşitli oranlarda karıştırılarak kullanılır. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. İkinci öncül yenilenebilir ham maddeler olan biyo kütlenin fermantasyonuyla elde edilir. İkinci öncülümüz de doğrudur diyoruz. Üçüncü öncül benzine oranla daha yüksek enerjiye sahiptir. Bu öncülümüz yanlış arkadaşlar çünkü benzinde oktan sayılı alkanlar kullanılır. Yani 8 karbonlu alkanlar daha çok kullanılır. Biyoetanol ise 2 karbonlu alkolümüzdü. Alkoldeki karbon sayısı arttıkça yanması sonucunda açığa çıkan ısı da artmaktaydı. Biyoetanoldeki karbon sayısı az olduğundan dolayı benzine göre daha az enerjiye sahiptir. Üçüncü öncül yanlış. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız C şıkkı. Yapı formülü verilen X ve Y bileşikleri için özelliklerinden hangileri ortaktır? Verilen moleküllere baktığımızda X maddemiz etil alkol, bir diğer ismiyle yupak adıyla etanol maddesi. Y maddemiz ise glikol, yupak adıyla etandiol bileşiği. İki maddemiz için ortak olan özellik sorulmuş. Birinci öncül primer alkol olma. İsterseniz etil alkolün yarı açık formülünü yazarsak daha iyi belirleriz alkol sınıfını. Alkolün sınıfını belirlerken OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorduk. OH'ın bağlı olduğu karbon etil alkol için bir tane alkil grubuna bağlı yani primer bir alkoldür. Y molekülüne baktığımız zaman yine OH'ın bağlı olduğu karbonlar bakın soldaki karbonumuz bir tane R grubuyla bağlı. Yine sağdaki OH'ın bağlı olduğu karbona bakarsak da o da soldaki bir R grubuyla bağlı. Dolayısıyla glikol bileşiğimizde primer bir alkol özelliği gösterecek. Birinci öncül ortak bir durum. İkinci öncül glikozun fermantasyonu ile elde edilme. Glikozun fermantasyonu ile biz sadece etanol bileşiğini elde edebiliyoruz. Yani X'i elde edebiliyoruz. Dolayısıyla ortak bir özellik değil. Üçüncü öncül araçlarda antifriz olarak kullanılma. Araçlarda antifriz olarak ise glikol bileşiğini yani Y molekülümüzü kullanıyoruz. Etanolün araçlarda antifriz kullanılma özelliği bulunmamakta. Üçüncü öncülle ortak değil. Sorumuzun cevabı ortak olan yalnız bir olduğu için A şıkkı olacak. Verilen tepkimelerden hangilerinde etanol elde edilir? Etanolün formülü C2H5OH'tı. Birinci öncüle baktık. Glikoz ve maya denilmiş. Yani burada glikozun fermantasyonundan bahsedilmiş. Glikozun fermantasyonu sonucunda arkadaşlar etil alkol bileşiği elde edilmekteydi. Hatta bu yöntemle sadece etil alkol elde edilirdi. Bu tepkimede bir de yan ürün olarak karbondioksit elde edilmekteydi. Bunların katsayıları 2'ye 2 oluyor arkadaşlar. Birinci öncül doğru. Tekrar söylüyorum. Glikozun mayalanmasıyla yani fermantasyonuyla sadece etil alkol elde edilebilir. İkinci öncül alkil halojenörümüz ve bazımız var. Burada katalizör olarak alkol yazılmadığı sürece şuraya bu bir yer değiştirme tepkimesidir. Eğer katalizör olarak alkol yazılsaydı ayrılma tepkimesi olur, alken oluşurdu. Burada dediğimiz gibi katalizör olarak alkol kullanılmadığından ötürü yer değiştirme tepkimesi olacak. Yapıdaki bazdaki OH'la alkil halojenürdeki brom yer değiştirecek arkadaşlar. Ve bu tepkime sonucunda yine bir etil alkol bileşiği oluşacak. Bunun yanında potasyum, bromür, tuzu da oluşuyor. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncülümüz alkene su katılması. Organik kimyada UH-OH yapısıyla düşünüyorduk. Katılma tepkimemiz pi bağı olan karbonlarda olacak. Baktığımız zaman pi bağı olan karbonlarımıza hidrojen sayıları eşit olduğu için Markovnikov kuralını uygulamamıza gerek yok. Yani karbonlardan birine hidrojeni bağlarken diğerine OH'ı bağlayacağız. Dolayısıyla elde ettiğimiz yapımız CH3 ikili bağ tekli bağ dönüştü. CH2OH. Yani yine bir etil alkol bileşiği elde ettik. Üçüncü öncül de doğru. Sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Alkenlere su katılmasıyla alkoller oluşur. Monoalkollerden asidik ortamda su çekilmesiyle alkenler elde edilir. Verilen tepkimelerde X ve Z birer alken, Y ise bir alkol bileşiğidir denilmiş. X'in moleküllerinin 4 karbonlu olduğu ve X ile Z'nin açık yapı formüllerinin aynı olduğu bilindiğine göre yargılardan hangileri doğru olabilir denilmiş.
Burada deneme yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu hatırlatmayı yapalım. Biz katılma tepkimelerinin Markovnikov kuralına göre olduğunu biliyoruz. Bu kurala göre ne yapıyorduk arkadaşlar? Katılmanın gerçekleştiği, yani pi bağın olduğu karbonlardan hidrojenin çok olana hidrojen, az olana diğer grup bağlanıyordu. Evet, pi bağı bulunan karbonlardan hidrojenin çok olana hidrojen, az olana diğer grup katılır. Bir de bizim Zaitsev kuralımız var. Bu da ayrılma tepkimelerinde uygulanan bir kural. Zaitsev kuralına göre bileşiğimizden hidroksil ya da bir halojen ayrılırken bu yapıyla beraber bir de hidrojen ayrılacak. Ve hidrojenin ayrıldığı karbona bakarken şu yorum yapacağız. Hidroksil grubu ayrıldıktan sonra hidroksil grubunun ayrıldığı karbonun komşularından hidrojeni az olandan hidrojen ayrılacak. Zaitsev kuralını da yazdık. Bakın burada ayrılma hangi tepkimede gerçekleşecek? İkinci tepkimede gerçekleşecekti. Hatta biz organik kimyada nasıl düşünüyorduk suyu? H ve OH. İşte Zaitsev kuralı ne diyor? Hidroksilin ayrıldığı karbona, şimdi OH ayrıldı. Daha sonra hidrojen hangi karbondan ayrılacak? Bunu belirliyoruz. Hidroksilin ayrıldığı karbona komşu olan karbonlardan hidrojeni daha az olandan hidrojen ayrılacak. Buna dikkat. Bu kural sonucunda bizden ne isteniyordu? X ve Z'nin açık yapı formüllerinin aynı olduğu. Yani X ve Z aynı bileşik olmalı. Hangi öncüller için bu durum geçerlidir denilmiş. Şimdi birinci öncüle bakalım. X bir bütendir. Bileşiğimizi yazıyoruz. Bir büten bileşiğimizi. Hatta şuraya yazalım arkadaşlar. Tek tek inceleyelim, sonra silelim. Bu bizim bir büten bileşiğimiz. Buna su katacağız. Organik kimyada suyu HOH şeklinde düşünecektik. Bu tepkime sonucunda Y molekülünü elde edeceğiz. Bu tepkime katılma tepkimesiydi ve katılma tepkimesi pi bağı olan karbonlarda gerçekleşiyordu. Markovnikov kuralına göre ne diyorduk? Pi bağındaki karbonlardan hidrojenin çok olana hidrojen, az olana diğer grup bağlanır. Buradaki yapımızı yazacak olursak CH3 ikili bağ tekli bağ dönüştü. DH OH bağlıyoruz. Bu bizim arkadaşlar ne oldu? Y molekülümüz oldu. Şimdi bundan sonra ikinci reaksiyonu yorumlayalım. Ne demiştik? Su çıkışı olacak. Şimdi su çıkarken yapıdan bir OH ayrılıyor, bir de hidrojen ayrılacak. İşte burada Zaitsev kuralı devreye giriyor. Ne demişti Zaitsev kuralı? Hidroksilin ayrıldığı karbona komşu olan karbonlardan. Hidroksilin ayrıldığı karbonumuz şu karbon. Buna komşu olan karbonlar hangileri? Sağındaki ve solundaki karbonlarımız. Şu iki karbon. Ne diyor? Komşu karbonlardan hidrojene az olandan hidrojen ayrılır. Bakın daha az olandan. Kimin hidrojeni daha az? Sağdaki karbonun hidrojeni daha az. Dolayısıyla bir hidrojen bu yapıdan ayrılıyor ve bu iki karbon arasında ikili bağ oluşacak. Dolayısıyla oluşan Z ürününü yazacak olursak CH3'e dokunmadık. Buradan bir tane OH ayrıldı, CH'e dönüştü. Buradaki tekli bağ ikili bağ dönüşecek. A'daki CH2'den bir hidrojen ayrıldığı zaman CH olacak ve bu yapı CH3'e dönüşecek. Bizim başlangıç maddemiz, X maddemiz neydi arkadaşlar? Bir büten bileşiğiydi. Buradaki maddemiz ne? İki büten bileşiği. Bize soru ne diyordu? X ile Z aynı madde olsun. Burada aynı madde olmadığı için birinci maddemiz, birinci öncülümüz yanlıştır diyoruz. Şimdi bu reaksiyonu silelim. İkinci öncüldeki maddelerle ilgili olabilir mi, olamaz mı? Bunun yorumunu yapalım. İkinci öncül Y tersiyer butil alkoldür. Önce tersiyer butil alkolümüzü yazalım Y için. Bakın tersiyer butil alkolde OH'ımız tersiyer bir karbona bağlı olacak. Peki bu Y ürünümüz, yani X'e su katıldıktan sonraki ürün. Bu ürünün oluşması için X'in yapısı ne olmalıydı? OH hidrojeni az olan karbona bağlı olması lazımdı. X de yine pi bağı olacak, alken olacaktı. Bunu bir düşünelim. Bakın bu molekül bizim X molekülümüz. Tersten düşünürseniz su kattığımızda bu moleküle Markovnikov kuralını uygulayacağız. Markovnikov ne diyordu? Pi bağının bulunduğu karbonlardan, şu iki karbondan hidrojeni çok olana hidrojen gelsin. Bakın hidrojen geldiğinde ne oldu burası? CH3 oldu. Hidrojeni az olana da diğer grup. İkinci karbona bağlanınca OH'ımız da buraya bağlanmıştı. Demek ki X bileşiğimizin adı 2 metil 1 propen veya 2 metil propen de diyebilirsiniz. Acaba Z ürünümüzde aynı ürün mü? Bakalım. Su çıkışı olacak şimdi Y molekülünden. Ne yapıyoruz? OH'ı çıkaracağız. Daha sonra
OH'ın bağlı olduğu karbonlardan hidrojeni az olandan hidrojen çıkacaktı. Ama baktığımız zaman OH'ın çıktığı karbona komşu olan 3 tane komşu da metil grubunda da eşit sayıda hidrojen var. Dolayısıyla bizim hidrojen çıkardığımız yer önemli değil burada. İstediğiniz birinden çıkarabilirsiniz. İsimlendirme değişmiyor. Peki hidrojen çıkardığımızda diyelim ki şu soldakinden çıkarmış olalım arkadaşlar hidrojeni. O zaman yapımız ne olacak? CH2 olacak. Tekli bağ, ikili bağ dönüşüyor ayrılma tepkimeleri sonucunda. Burada OH'taki yapı da çıkmıştı. Karbon tek başına kaldı. Buraya bir CH3 bağlı ve yine burada bir CH3 bağlı. Biz bu bileşi isimlendirirsek yine ne olacak? 2 metil 1 propen olacak. Bakın X ve Z'nin şu Z molekülümüz oldu. X ve Z'nin açık yapısı birebir aynı oldu. O halde ikinci öncül olabilir. Yani bu şekilde Y'yi tersiyer butil alkol aldığımız zaman X ve Z aynı alken sınıfı bileşik oldu. Bir de üçüncü öncüle bakalım. Yine silelim arkadaşlar üst tarafı. Burada ne demiş? Z için 2 büten alalım demiş. Z'yi 2 büten aldığımızda şöyle yazalım. Burada Y molekülümüz ne olur? Onu bir düşünelim. Y molekülü bir alkol bileşiği olacak. Bakın Y molekülünü bu şekilde ayrıldığımızda Zaitsev kuralı uygulayalım. Bakalım yukarıdaki oluyor mu? Yukarıdaki bileşiği elde ediyor muyuz? Zaitsev ne diyordu? OH ayrılacak. OH'ın ayrıldığı karbona komşu olan karbonlardan, şu iki karbonlardan hidrojeni az olandan hidrojen çıkacak. Yani şuradaki karbondan hidrojen çıkacak. Buradaki karbondan hidrojen çıktığında ne olacak? Şu iki karbon arasında ikili bağ olacak. Tıpkı burada olduğu gibi. Şu ikili bağda olduğu gibi. Dolayısıyla bizim Y molekülümüz de şu molekül oldu. Y molekülünün yerine yazalım. Evet, Y ürünümüzü yazdık. X ürünümüz ne olursa şu bileşik oluşur. Bunu düşünelim. X bir alken bileşiği olacaktı. Alkenimiz şöyle bir alken olsa yine OH şeklinde düşünecektik. Yapıya baktığımız zaman karbonlardaki hidrojen sayıları eşit. Dolayısıyla istediğimiz birine OH, diğerine hidrojen ekleyebiliriz. Ve bakın ikinci karbona OH bağlandı. Diğerine hidrojen. Yani buradaki yapımız yine ne oldu? X bileşiğimiz 2 büten bileşiği oldu. Biz Z için de 2 büten demiştik. X de 2 büten çıktı. Dolayısıyla üçüncü öncül de olabilir. Ama birinci öncülde elde edilen ürünler farklı olduğu için olamazdı. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Tek tek deneme yanılma yöntemiyle bu sorumuzu çözmüş olduk. Etil alkol fermantasyonunun denklemi şekildeki gibidir denilmiş. Yoğunluğu 1,2 gram bölü santimetre küp olan glikoz sulu çözeltisinin dirişimi 2 molardır. Bu çözeltinin en az kaç gramının fermantasyonu ile 3 mol etil alkol elde edilir? Öncelikle biz 3 mol etil alkol elde etmek istiyoruz. Denklemimizde yazdık. Katsayı 2 iken 3 ise katsayı 1 iken 1,5 mollük bir glikoz gerekiyor. Bakın burada suda demiş, sulu çözelti demiş ama bizim etil alkol elde etmemizi sağlayan olay ne? Saf glikoz. Saf glikoz lazım bize 1,5 mollük. Bunun için de bizde bahsedilen çözeltinin kütlece yüzdesini bulacağız ve buradan çözüme ulaşacağız. Dikkat ederseniz soru bize çözeltinin yoğunluğunu ve mol ünitesini vermiş. Biz çözeltimizin kütlece yüzdesini merak ediyoruz. Bunun için de sıvı çözeltiler konusundan hatırlayacağınız şu formülü kullanacağız. Yoğunluğu ve mol ünitesi bilinen bir çözeltinin bu formülden kütlece yüzdesini bulabiliriz. Değerleri yerine yazalım. 2 molarlık bir çözelti demişti. Yoğunluk 1,2 olarak verilmiş. 10 formülden geldik. Kütlece yüzdeyi bulmaya çalışıyoruz. Glikozun molekül ağırlığı 180. Buradan işlemleri yaparsak arkadaşlar 360 eşittir 12 çarpı yüzde. Karşıya attığımızda 12'yi burada çözeltimizin %30'luk olduğunu buluyoruz. Çözeltimizin kütlece yüzdesini bulduk. Bize ne lazımdı? 1,5 mol glikoz. Peki 1,5 mol glikoz kaç gram yapıyor? 1 mol 180 gramsa 1,5 molü nedir dediğimizde buradan 270 gramlık bir glikoz lazım. Peki bu 270 gramlık glikoz %30'luk bir çözeltide olsun. Yani %30'luk kısmı 270 gram olsun çözünen bölümü. Böyle diyorum. %30'luk çözeltimizin içerisinde 270 gram glikoz olması için bu çözeltinin tamamı kaç gram olmalıdır?
Dikkat ederseniz bize soru çözeltinin en az kaç gramı olması gerekiyor demişti. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak şu sıfırlar gitti. Yine 3 ile de 27'yi sadeleştirirsek 1'e 9 geldi. 9 çarpı 100'den 900 gramlık %30'luk glikoz çözeltisi gereklidir bize. Bu sayede ne yapacak? Bunun %30'undan yani 270 gramlık bir glikoz, yani 1,5 mol'lük bir glikoz, oradan da katsayılardan 3 mol etil alkol elde edilebilir yorumunu yapabilelim. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Kütlece %40'lık 56 gram potasyum hidroksit çözeltisi ile 43,6 gram alkil bromürün artansız tepkimesi sonucundaki organik bileşim formülü nedir? Bakın seyreltik bir bazımızla seyreltik olduğunu bu arada yüzdesinden anlayabiliriz. Suyla seyreltilmiş. Alkil bromür tepkimesi sonucunda oluşan organik bileşiğin formülü sorulmuş. Öncelikle bir tepkimemizi yazalım. Alkil grubu biz R ile gösteriyorduk. Alkil yapımıza brom bağlanmış ve bunun seyreltik potasyum hidroksit ile tepkimesi soruluyor bize. Ya da seyreltik yazalım. Dediğim gibi seyreltik olduğunu %100 olmadığından anlayırız. Yani suyla seyreltilmiş. Alkil halojenürlerle, bu arada brom 7A grubu olduğu için halojen, seyreltik bazlar yer değiştirme tepkimesi veriyorlardı. Ve bu tepkimeden alkoller oluşmaktaydı. Alkil halojenin yapısındaki halojen, bazımızda bulunan OH grubuyla yer değiştirmekteydi. Yapımız ROH yapısında bir alkol bileşiği ve bunun yanında yan ürün olarak da potasyum bromür oluştu. Bizim olayımız burayla alakalı, yani ana ürünle alakalı. Şimdi verilen maddelerin mollerine dikkat edelim. 56 gramlık %40'lık bir potasyum hidroksit var. Öncelikle bu maddemizin %40'lık bölümünü, yani gerçek potasyum hidroksit miktarını bulalım. Tamamı %100'ü 56 gram ise %40'ı potasyum hidroksit arkadaşlar. Dikkat, nedir diyoruz? Sadeleştirmeleri yapalım. 4 kere 56, 224 bölü 10'dan 22,4 gramlık bir potasyum hidroksit var. Bizim kimyasal tepkimedeki yorumumuz ne ile ilgili? Mol ile ilgili. Dolayısıyla bu maddenin molünü bulalım. Mol formülünü yazarsak kütlelerine 22,4, molekül ağırlığı bölümüne de 56 yazdık potasyum hidroksit için. Buradan molümüz 0,4 mol çıkacak. Potasyum hidroksidin molü. Tepkimemizde baz gördüğümüz yere 0,4 mol yazarsak bize soru kimle ilgili bilgi vermiş? 43,6 gram alkil bromürle ilgili, şu kısımla ilgili bilgi vermiş. Burası da 0,4 mol olacak. Yine oluşan alkol bileşiğimiz de 0,4 mol olacak. Katsayılar birebir bu yüzden. Şimdi biz şuradan arkadaşlar alkil halojenürümüzün 0,4 molünün 43,6 gram olduğunu biliyoruz. Buradan yararlanarak R grubuyla ilgili fikir sahibi olacağız. Şöyle diyoruz. 0,4 molü 43,6 gram ise 1 molü nedir? Formül bulunurken her zaman 1 mole göre yorum yapacağız. Burada yine içler dışlar çarpımı yaparsak 1 mol alkil halojenürümüzü 109 gram olarak bulacağız. Bu bunun 1 molü. Şimdi alkil kısmımızı düşündüğümüzde radikalik grubumuzu alkil neydi? Alkanlardan bir hidrojen çıkmasıyla oluşan yapılardı. Alkan normalde CnH2n artı 2 idi. Bir hidrojen çıkarırsak CnH2n artı 1 yapısı. Peki 1 mol alkil grubumuzun içerisinde kaç gram madde vardır? Mol formülünü yine hatırlatmak istiyorum size. Bir maddenin molü ile molekül ağırlığını, atom ağırlığını çarparsak ne olacak? Onun kütlesini bulacağız. Şimdi 1 mol alkilimizin içerisinde n mol karbon var. Karbonun molü n. Atom ağırlığı ne karbonun arkadaşlar? Bakın burada verilmiş 12. 12n gram karbondan gelen miktar artı 2n artı 1 mol hidrojen var. Bunun ağırlığı ne? Atom ağırlığı 1. Yukarıda verilmiş. Buradan gelen kütle bu. Artı bir de bizim bileşiğimizde ne vardı? Alkil halojenürdü ya. Brom vardı. 1 mol brom kaç gram? 80 gram. Artı 80. Eşittir. İşte buranın tamamı 109 yapıyormuş. Denklemimizi çözersek 14n artı 81 yapacak şurası. Eşittir 109.
81'i karşıya atarsak 14n 28. Buradan n değerini 2 bulduk. Bize alkolün formülü sorulmuştu. Alkol yapımızdaki R grubunun CnH2n artı 1 olduğunu biliyoruz ve buraya artık ne bağlı? OH bağlı. N yerine 2 koyarsak arkadaşlar formülümüz ne olacak? C2 H5 OH olacak. Yani elimizdeki alkolümüz etil alkol olacak. Cevaplara baktığımız zaman doğru cevabın A şıkkında olduğunu görüyoruz. Etilen ve asetilenden oluşan bir karışıma yeterince su katıldığında 17,6 gram asetaldehit ve 27,6 gram etil alkol elde ediliyor. Buna göre başlangıç karışımın molce yüzde kaçı etilendir? Öncelikle etilenin formülünü hatırlayalım. 2 karbonlu alkenimizdi. C2H4. Asetilen de 2 karbonlu alkin bileşiğimizdi. Biz alkenlere su kattığımızda alkol sınıfı bileşikler oluştuğunu bilmekteyiz. Burada alkolümüz kim? Etil alkol. Demek ki alkene yazalım tepkimeyi de C2H4'e. Su kattığımızda ne elde edeceğiz arkadaşlar? Etil alkol C2H5OH. Ve katsayılar birebir olacak katılma tepkimesi. Peki alkinlerdeki olayımız neydi? Alkinlerde iki durum vardı arkadaşlar. Birinci durum asetilene yani alkinlerin ilk üyesi olan C2H2'ye su kattığımızda aldehit bileşiğimiz oluşur. Oluşan aldehit de iki karbonlu olan asetaldehit bileşiğidir. Zaten bize soruda alkinlerden asetilen verildiği için asetilenle suyun tepkimesinden aldehit bileşiğimiz oluşacak. Dediğimiz gibi oluşan aldehitimiz asetaldehit bileşiğidir. Bunun yazılışı da şu iki karbonlu aldehitimiz bu şekilde yazılır. Hatta alkinlere su katılması enol keto tautomerisi üzerinden gerçekleşirdi. Buradaki asetaldehitimiz son kararlı olan keto yapısıdır arkadaşlar. Ama bileşik sınıfımız aldehit. Otomer yapısına keto diyoruz. Şu bilgiyi tamamlayalım. Diğer alkinlere su kattığımızda arkadaşlar keton sınıfı bileşikler oluşmakta. Bunu da ek bir bilgi olarak hatırlatalım. Bu aşamadan sonra bize asetaldehitin ve etil alkolün gramajları verilmişti. Bu maddelerin mollerini bulalım. Sonrasında etilen ve asetilene geçiş yapalım. Mol formülünü hatırlarsak N eşittir M bölü MA. Önce asetaldehitten başlayalım. Asetaldehitin kütlesi 17,6 gramdı. Burada molekül formülünü yazmıştık. Molekül ağırlığını hesaplayalım. Toplamda 2 tane karbon var. 2 çarpı 12 karbon ağırlığı, 4 hidrojen var. 4 çarpı 1 hidrojen ağırlığı, bir tane de oksijen var. 1 çarpı 16 da oksijen ağırlığı. Buradan değerimiz mol ağırlığımız 24, 4 daha 28, 16 daha 44 çıkmakta. Yani 17,6 bölü 44 dersek molümüz 0,4 mol çıkacak. Burada bulduğum 0,4 molü şuraya yazalım. Yani şurası 0,4 molmuş. Bakın katsayı birken 0,4 ise o zaman bizim asetilenimiz de 0,4 moldür. Çünkü asetaldehit etin yani asetilen maddemize su katılması ile elde ediyordu. Demek ki asetilenimiz 0,4 mol. Benzer işlemi etil alkol için de uygulayalım. Etil alkolün oluşan gramajı 27,6 gram. Etil alkolün mol ağırlığını hesaplarsak 2 tane karbon var. 6 tane hidrojen var. 1 tane de oksijen var. 24, 6 daha 30, 16 daha 46 değerine ulaştık mol ağırlığı için. Buradan da molümüz 0,6 mol çıkmakta. Demek ki şu kısımda 0,6 molmuş. Yine katsayılar birebir olduğu için eten bileşiğimizin de molü 0,6 moldur. Bize karışımın molce yüzde kaçı etilendir demişti. Bakın arkadaşlar toplam mol karışımımız ne? 0,6 etilen, 0,4 de asetilen. 1 mol. O halde şöyle diyoruz. 1 molümüz %100 ise bize etilen sorulmuştu. Etilenimiz 0,6 mol. Yüzde kaçtır dediğimizde buradan %60 değerine ulaşıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı oldu. Alkoller ve karboksilik asitlerin tepkimesinden ester ve su oluşur. Bu denkleme göre 18 gram karboksilik asit ile 13,8 gram alkolün tepkimesinden
26,4 gram ester elde ediliyor. Buna göre R1 ve R2 alkilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sorumuzda bize artan madde varlığından bahsedilmemiş. Dolayısıyla biz bu tepkimenin artansız gerçekleştiğini düşüneceğiz. Şimdi kütlenin korunumu kanununa göre 18 gram karboksilik asit ile 13,8 gram alkolün tepkimesinden, bakın karboksilik asit ve alkol demiş, ne oluşmuş? 26,4 gramlık bir ester bileşiği oluşmuş. O halde kütlenin korunumuna göre biz oluşacak suyu miktarını bulabiliriz. Girenlerdeki toplam kütleyi hesaplayalım. 18 artı 13,8'den 31,8, bu bizim girenlerimiz toplam kütlesi. Ürünler ise 26,4 artı suyun miktarını x diyelim. Girenlerle ürünler kütlenin korunumuna göre eşit olması gerekiyordu. Peki üründe elimizde ne var? 26,4'lük bir, şuraya da eşittir diyelim, ester bileşiği ve x gram kadar su. Bu denklemi çözecek olursak 26,4'ü karşıya attığımızda 31,8'den 26,4 çıkardık. Elimizde 5,4 gramlık su var. Bakın biz suyun hem mol ağırlığını bulabiliriz hem de gramajını biliyoruz. Dolayısıyla molünü bulacağız ve katsayıları kullanarak diğer maddelerin molleri ile ilgili fikir sahibi olup bunların 1 mollerine geçtiğimizde formüllerini rahatlıkla bileceğiz. 1 mol su bileşiğimiz 18 gramsa, atom ağırlıklarından hesapladık arkadaşlar bunu. 5,4'ü kaç moldür dediğimizde 0,3 mol bulacağız. Tepkimede yerine yazalım. Suyumuzun molü 0,3 mol dedik arkadaşlar. Katsayılar birebir olduğu için her bir molekülümüzün 0,3 mol olduğunu söyleyeceğiz. Soru bize ne demişti? R1 ve R2 yapısını sormuştu. O halde öncelikle R1'i bulalım. Şu karboksilik asitten bulabiliriz. Karboksilik asitlerin genel formülünü hatırlarsanız CnH2nO2 yapısına sahip bileşiklerdi. Şöyle diyoruz. 0,3 molü 18 gram ise 1 molü nedir dediğimizde burada karboksilik asidin 1 molünü 60 gram bulacağız. Genel formülde yerine koyduğumuz zaman, yani karboksilik asidin 1 molünü düşündüğümüz zaman 12n gram karbondan, 2n gram hidrojenden ve 2 çarpı 16'dan 32 gram da oksijenden geldiğinde toplam kütlemiz 60 gram olmalı. Denklemi çözecek olursak 14n eşittir 28, n eşittir buradan 2 değerine ulaştık. Demek ki bizim karboksilik asidimizde toplamda 2 tane karbon olmalı. Yapıya baktığımızda, bakın şurayı bir silerim. Yapıya baktığımızda karbonil grubundan bir karbon, diğer karbon da R1'den gelecek. Toplam iki karbon olacağını söylediğimize göre o zaman R1 bir karbonlu alkilimiz olacak. Yani CH3 olacak diyoruz. R2'yi de gelin alkolden bulalım. Çünkü burası direkt bize alkoldeki R2 grubunu verecekti. Şuraya bulalım onu da. 0,3 molü 13,8 gramsa alkolümüzün 1 molü nedir dediğimizde buradan alkolümüzün ağırlığını 46 gram bulacağız. Bu bizim 1 mol alkol ağırlığımız. Peki alkollerin genel formülünü düşündüğümüzde, üst tarafa bir silelim arkadaşlar, alan açılsın. Peki alkolümüzün genel formülü neydi? Bir monalkol bu. CnH2n artı 2 O yapısına sahipti alkoller. Yine bu alkolümüzün 1 molünü düşünürsek 1 molü n mol karbon içeriyor. Karbonun ağırlığı da 12, mol formülünden değerlendiriyoruz bakın. Bunların kütlesini hesaplayacağız. Yani mol ile molekül ağırlıklarını çarpacağız. N mol karbon da 1 mol olduğunu düşünerek konuşuyoruz bunu. 1 mol alkol bileşimizde n mol karbon vardı. N mol karbondan atom ağırlığı ile çarptığımızdan 12 gramlık bir değer gelecek. Hidrojen 2N artı 2 moldü. 2N artı 2 molle atom ağırlığı hidrojenin 1. Son olarak yapımızda 1 mol oksijen var. Onun ağırlığı da 16 gram. Bu değeri biz kaça eşitleyecekmişiz? 46'ya. Çünkü alkolün 1 molü 46 gramdır demiştik. Bu denklemi yerine yazarsak 14N artı 18 eşittir 46 diyeceğiz. 18'i karşıya atarsak 14N eşittir 28. Buradan yine N 2 çıktı. Buradaki N değerimiz de kime ait? R2'ye ait arkadaşlar.
R2. Yani alkoldeki zaten karbon sayısı direkt nereden geliyor? R2 grubundan geliyor. O halde 2 karbonlu alkilimiz ne olacak? C2H5 olacak. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabın C şıkkı olduğunu görüyoruz. Alkollerin yükseltgenmesiyle aldehit, keton ve karboksilik asit bileşikleri elde edilebilir. Buna göre bileşiklerden hangileri yükseltgenme tepkimesi vermez? Alkollerin yükseltgenmesi ilgili şu bilgileri verelim. Primer alkoller bir kademe yükseltgenliklerinde arkadaşlar aldehit sınıfı bileşikler oluşur. Bu da bir kademe daha yükseltgenirse ne olacak? Karboksilik aside dönüşecek. Yani primer alkol iki kademe yükseltgenirse karboksilik asit oluşur diyebiliriz. Sekonder alkoller bir kademe yükseltgendiğinde keton sınıfı bileşikler oluşur. Tersiyer alkoller ise yükseltgenmezler. Bize soru ne denilmişti? Hangisi yükseltgenme tepkimesi vermez? O halde bizim arayacağımız durum nedir? Tersiyer alkol durumudur. Öncüllere bakalım. Birinci öncül 2 propanol denilmiş. Yazalım bileşiğimizi. Bakın arkadaşlar 2 propanol bileşiğimiz sekonder bir alkol. OH'ın bağlı olduğu karbon 2 tane alkil grubuna bağlı. Sekonder alkol ne oluyordu? Yükseltgenir ve keton oluştururdu. Birinci öncül yükseltgenebilir. Bize yükseltgenmeyen sorulmuştu. İkinci öncül 2 metil 2 propanol denilmiş. 2 metil 2 propanol bileşiğini bu şekilde yazdık. Bakın buradaki alkolümüz OH'ın bağlı olduğu karbon tersiyer bir karbon olduğu için 3 tane alkil grubuna bağlı. Yükseltgen ve tepkimesi vermez diyeceğiz tersiyer alkoller. Yani aradığımız durum ikinci öncül. Üçüncü öncüle de bakalım. Etandiol denilmiş. Biz etandiolü glikol olarak da biliyoruz. Bakın burada iki tane OH var ve her OH'ın bağlı olduğu karbon primer bir karbon. Yine buradaki karbon da primer bir karbon. Dolayısıyla bu primer alkol özellik gösterir. Primer alkollerde yükseltgenebiliyordu. İkinci öncülde yükseltgenliği için elendi. Bize yükseltgenme tepkimesi vermeyenler sorulduğu için cevabımız B şıkkı oldu.